Selamlar sevgili VR takipçileri. Bugün sizlerle çok keyif aldığım bir sanal gerçeklik oyununun inceleme videosu ile karşınızdayım. Bugünkü arkadaşlar konu aldığımız oyun videosu aslında birçok kişiye yabancı olmayan ve herkesin az çok oynadığı ve ucundan da olsa bildiği bir oyun tarzı. Ritim oyunları arkadaşlar. Bugün Beat Saber isimli muhteşem bir ritim oyununu inceleyeceğiz. Tabii ki de sanal gerçeklik oyunu. Öncelikle ritim oyunu dediğimizde akla gelen birkaç tane hemen böyle lap 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 oyun isimleri var. Bu oyun isimlerinden bir tanesi özellikle de içlerinden benim en çok sevdiğim oyunlardan biri arkadaşlar OS'u. OS. Bildiğiniz üzere arkadaşlar OS'u bedava bir oyun. Fare üzerinden oynayabiliyorsunuz veya klavyeyle ki benim tercihim X ve Y tuşlarıyla beraber çok özür diliyorum X ve Z tuşlarıyla beraber yardım alarak. Yani ben genel olarak fareyle notaları izleyip X ve Z tuşlarıyla pat 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 basıyoruz. Ve oyun sonunda da artık işte hard oynuyorsanız elinizi, insane oynuyorsanız direkt böyle kolunuzu oyuna teslim ediyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir oyun olsun. Ancak oyundaki o müzikteki o ritimleri oynarkenki hissetme ve hani o müzikle bütünleştirebilme olayı size arkadaşlar olsun oldukça sağlam. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Diğer bir oyun ise herhalde çok klasik olacak, Guitar Hero'dur. Her ne kadar ben çok Guitar Hero oynamayı sevmesem de arkadaşlar, çevremde seven birçok kişi var ve keyifle oynuyorlar. Keyifle oynayan hiç kimseye bir şey söyleyemiyorum. Ancak OS'u daha zevkli. Neyse arkadaşlar, benim anime tabanlı OS'u tutkumu bir kenara bırakacak olursak, şimdi ise Beat Saber incelememize geri dönelim. Beat Saber'da arkadaşlar şimdi bu saydığım iki oyundansa öne çıkan önemli, daha doğrusu heyecan verici bir noktası var. Bu heyecan verici noktası ise arkadaşlar üzerinize gelen müzik notalarını ışın kılıçlarıyla kesmeniz, doğramanız. Size hem gerçek zamanlı çok zevkli bir ritim oyunu sunuyor hem de size aksiyon yaşatıyor. Yani oyunu oynarken bir yandan müzikle birleşirken bir yandan böyle kendinizi Jedi veya Sith severler de bilmiyorum ne derece Sith hissederler ama ancak ben oynarken kendimi böyle bir Jedi'miş gibi böyle laf laf notaları doğruya doğruya kendimi kaptırıyorum arkadaşlar. Aynen Beat Saber'da bir nevi OS'daki gibi sizlere farklı arka planlar, farklı şekilde nota alternatifleri veya elinizde kestiğiniz o lightsaber'ları, ışın kılıçlarını daha farklı şekillere sokabilme olanı sunuyor. Tabii bu da oyunu oldukça daha enteresan noktalara getiriyor. Şimdi birçok kişi OS oynarken arkadaşlar arka planlardaki resimleri kapatıyor, oyun ekranını küçültüyor falan da bu olay Beat Saber'da size yansıdığında ise çok daha farklı bir yere gidiyor konu. Çünkü daha fazla partikül açıyorsunuz, o notaları keserken ki kıvılcımları arttırıyorsunuz ve o notaları kestiğinizde içinde bulunduğunuz sahanın, içinde bulunduğunuz yerinde efektleriyle beraber hem müziğe daha fazla bağlanıyorsunuz hem de o oynadığınız oyundaki ritim sizi inanılmaz bir şekilde bağlıyor arkadaşlar. Yani düşünsenize bir yandan nota kesiyorsunuz, oradan duvar geliyor, yana kaykılıyorsunuz, sonrasından farklı notalar kesiyorsunuz, aşağıya iniyorsunuz, doğruluyorsunuz ve size çeşitli hareketler de oyun yaptırıyor. Bir yandan da o kadar yorucu bir oyun arkadaşlar. Ancak ve muhakkak arkadaşlar eğer yakınlarınızda sanal gerçeklik oyun kafeleri varsa bir defa bile olsa gidip Beat Saber'ı denemeniz lazım arkadaşlar. Çok keyifli, inanılmaz keyifli. Sevgili takipçiler, şimdi ise gelelim oyunun grafik bakımından incelememize. Bildiğiniz üzere oyunlarda, bilgisayar oyunlarında ve PlayStation oyunlarının aksine arkadaşlar sanal gerçeklikte biraz kulağa hileli geliyor olabilir ancak grafik gerçekten de oyuncuların o kadar aradığı bir kısım değil. Çünkü oyunda içine girdikten sonrasında sizi hayrete düşürdüğü için grafiğe çok fazla önem vermiyorsunuz. Hatta oyunda ellerinizi görüp görmemek olayı bile bir kenara uçup gidebiliyor. Şimdi ki gelelim arkadaşlar Beat Saber. Beat Saber ise zaten grafik bakımından öyle üstün bir şey istemiyor olacak ki kendisinin grafikleri oldukça arkadaşlar oyun için kullanışlı ve oyunu oynarken kestiğiniz o notalar olsun arkadaşlar veya ekranın parıldaması, bulunduğunuz yerin, sahnenin efektleri, partikülleri sizi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Oldukça sade, oldukça kullanışlı, tamamıyla 10 numara 5 yıldız grafiklere sahip. Tabii bu ne tarz grafikleri aradığımıza göre de değişir arkadaşlar.
Oyunun grafiklerinden sonrasında herhalde aklınıza ilk gelecek diğer şey ise arkadaşlar, ki bence hani ben düşünürsek ki grafikten önce aklıma ilk gelen şey oynanış. Oyunun oynanışı ve mekanikleri. Oyunun oynanışı ve mekanikleri arkadaşlar, öncelikle şunu belirtmek istiyorum, gayet sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Hani oyun ilk çıktığında lightsaber'ı savururkenki şeylerinizde kumandanız belli bir noktada donup kalabiliyordu. Ancak benim son oynama deneyimlerimce size söyleyebileceğim kadarıyla böyle bir sorun kalmamış. Bunun dışında ise arkadaşlar, oyunun içinde sınırlı şarkı var gibi gözüküyordu. Ancak oyunun Discord sunucusuna üye olduğunuzda hem oradan farklı lightsaber'lar indirip, hem farklı sahneler indirip, hem de arkadaşlar bir sürü istediğiniz şarkıya ulaşabiliyorsunuz. Ancak tabii ki de bu söylediklerimin hiçbirinin oyunun mekanikleriyle, daha doğrusu oynanışıyla çok da bir alakası yok arkadaşlar. Biz gelelim asıl oynanış şekline, asıl oyunumuzun mekaniğine. Oyunumuzun asıl mekaniği arkadaşlar, sizin de sürekli arka planda görmüş olduğunuz gibi mavi ve kırmızı iki notanın gelmesi. Elinizdeki kılıçlardan bir tanesi mavi, diğer elinizdeki kılıç ise kırmızı. Ve bunu indirdiğiniz lightsaber'larla değiştirebiliyorsunuz. Orası farklı bir konu ve farklı bir tema. Üzerinize doğru gelen notalarda farklı işaretler var. Kimisinde sağ gösteriyor, kimisinde solu gösteriyor, kimisinde yukarı, kimisinde aşağıya. Ve her renkte bu simgeler var. Eğer bu simgeler yoksa ve nota yuvarlak, hani notanın üzerinde büyük bir yuvarlakla üzerinize geliyorsa, buna sert bir şekilde vuracaksınız. Aksi takdirde hangi renkse kırmızıda sağa gösteriyorsa sağdan bir şekilde, daha doğrusu kırmızıda sağdan şekilde böyle oluyor, savurarak kesiyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında hani oyunun gene keyifli iki mekaniklerinden bir tanesi, üzerinize duvarlar geliyor. Şimdi bu duvarlar başlangıçta hani ilk oynayanlar için çok hoş bir deneyim olmayabilir. Bir yandan notaları kesiyorsunuz, oyunu yeni yeni alışıyorsunuz, eliniz yeni yeni ısınıyor. Bir yandan sağa mı kaçacağım, bir yandan sola mı kaçacağım diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak oyuna alıştıktan sonrasında inanılmaz keyifli oluyor. Oyun arkadaşlar resmen sizi dans ettiriyor ve size zorla spor yaptırıyor. Evet, zorla size spor yaptıran sanal gerçeklik bir ritim oyunundan bahsediyoruz burada. Tüm bunları arkadaşlar birleştirdiğimizde, sağa sola kaçınmakla, üzerinize gelen mayınları yanlışlıkla kesmemeye çalışarak, duvarlar geldiğinde gerekirse eğilip gerekirse yanlara kaçınarak, arkadaşlar Beat Saber gerçekten size oynadığınız dakikayı, o oynadığınız müziği inanılmaz şekilde hissettirip inanılmaz bir şekilde sizi bu aksiyonun içine sürüklüyor. Hani ben oyunu oynarken ki sanal gerçeklik kaskı kullanan arkadaşlarımız varsa, kilolu, özellikle benim gibi kilolu arkadaşlar için biraz terletici bir deneyim olabiliyor. Ki Beat Saber bunu körüklüyor arkadaşlar. Hani oyunu oynadığınızda 1,5-2 saat sonrasında kanter içinde kalmış olmanıza rağmen hala daha oynamak isteyip hala daha devam edebiliyorsunuz. Sizi bu derece oyunun içinde tutuyor ve üstelik muhteşem bir ışın kılıcı kullanma simülasyonu sunuyor arkadaşlar. Evet sevgili takipçiler, bildiğiniz üzere normal bir oyun olduğunda üzerine konuşabileceğiniz çok daha fazla noktaları var. Çok daha farklı yerlere gidebiliyor. Ancak Beat Saber gibi ritim üzerine dayalı oyunlarda maalesef üzerine konuşabileceğiniz çok da bir şey kalmıyor. Gerisi sizin deneyiminiz ve sevdiğiniz şarkıyı delicesine oynamanız kalıyor arkadaşlar. Videomuza son noktayı koymadan önce arkadaşlar, merak edenler için, evet elimdeki bir zanfakto. Neyse çaktırmayın arkadaşlar. Kimin zanfaktosu olduğunu soracak olursanız da, zanfakto mu deniyordu bunlara ya? Öyleydi sanırım. İzleyeli çok uzun zaman oldu arkadaşlar bu iki. Neyse. Fanları varsa eminim ki zaten şu anda onunki işte Kenpachi'nin zanfaktosu diye şey yapıyorlardır eminim. Ne animeydi ben. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ha bu arada da eğer merak ediyorsanız öncesinden söyleyeyim. Şu anda bu videoda benim oynayacağım bir gameplay bulunmamakta arkadaşlar. Yalnız ilerleyen zamanlarda kesinlikle Beat Saber'dan da oynayacağım videolar kanala eklenecektir. Öyleyse bir sonraki oyun inceleme veya gameplay videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.